Just Game TR'den herkese merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün sizlerle çok şunu sesini kısayım, biraz fazla geliyor sesi. Müzik sesini de kısalım biraz. Bugün sizlerle fantastik bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Subnautica, hayatta kalma oyunu, denizde, okyanusta hayatta kalma oyunu arkadaşlar. Hikayeli bir oyun. Hep birlikte Subnautica serisine başlayacağım arkadaşlar. Şimdi yavaştan yeni bir oyun başlat diyelim. Düştüğün yabancı tehlikeli gezegende kaynakları topla. Hayatta kalmak için açlık ve susuzluğunu gider. Özgürlük hayatta kalma modülü aynı. Ancak açlık ve susuzluk yok diyor. Tek canlı hayatta kalma modu. Oksijen uyarısı yok diyor. Yaratıcı kısıtlama olmaksızın inşa et, oksijen, yiyecek, gereksinim, basınç, hikaye ve ölüm yok diyor. Biz hayatta kalma diyelim. Hayatta kalma hikayemiz başlasın arkadaşlar. Bakalım bizi neler bekliyor okyanusta, denizde bizi neler bekliyor, neler, ne gibi tehlikelerle karşılaşacağız. Hep birlikte göreceğiz bunları. Biraz değişiklik olsun dedim. Hani sürekli Rainbow Six üzerinden gidiyoruz kanal üzerinde. O videoları çekiyorum. Rainbow Six videosu çekiyorum. Biraz daha değişik, hikayeli oyunlar oynamaya başlayacağım yakında. Bu da ilk adımım olsun Subnautica ile birlikte. Hadi bakalım. Zemin ön yüklemesi yapılıyor diyor. Subnautica. Uzaydan geliyoruz. Gezegenimizden uzaylı bir başka gezegenden geliyor sanırsam. Dünya yükleniyor dediğine göre. Uzay aracımız denize saplanıyor. Savaş var herhalde uzayda. Denize saplanıyor dünya üzerinde ve biz tamir yapıyoruz sanırsam. Gezegenimizi tamir etmeye çalışıyoruz. Pardon. Gemimizi tamir etmeye çalışıyoruz. Varlıklar yükleniyor. Köpek balıkları, ahtapotlar. Hepsini göreceğiz herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Devam etmek için bir tuşa dokun. Dokundum hadi. Evet, bir şeyler oluyor. Evet, düşüyor. Fırlatılıyor. 3, 2, 1. Gördüğünüz gibi gezegenimiz, uzay gemimizden ayrıldık. Uf. Kafama geldi lan it. Evet, uyandık ve yangın var. Neredeyiz bakalım? Çık çık çık, hemen çık, bas şuna. Güzel. Evet, çıkmamız lazım buradan. Acilen çıkmamız lazım buradan. Aa, yanıyoruz yanıyoruz, dur. Ama ne olacak? Ne bir yangın söndürücü, al onu. Güzel, 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 çok güzel, çok güzel. Tablet mi lan bu? Ne bu? Acil durum kipinde başlatılıyor diyor. Başınızdan küçük bir yara aldınız. Koşullar içerisinde bu durum son derece olağan diyor. Başıma orada bir şarapnel parçası isabet etmiş. PD acil durum kipinde başlatılan tek yönergesi var. Duma, düşmancıl ortamda sizi hayatta tutmak diyor. Ayrıntılı yaşamsal öneriler için veri tabanına başvurun, iyi şanslar. Tab tuşuna basın. Açıp kapatmak için mükemmel. Hızlı erişim. Merdivenleri kullan. Evet, bir çıkalım bakalım. Orada o kuş. Evet. Bizim gemi vefat. Gemi şokta. The Aurora suffered orbital hull failure. Poor
Ağır yönergesi gövdesinde hasar aldı. Nedeni bilinmiyor. İnsan yaşamı belirtisi algılanmadı diyor. Abi. Ne yapacağız? Atladım mübarek, yapacak bir şey yok. Oo. Asit mantar diyor lan. Mantar yine galiba diye düşünüyorum ama ve lakin göreceğiz hep birlikte. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir balık yakalamak istiyorum. Siz nesiniz lan? Siz küçüksünüz. Sen gel. Abi şey yapmaz halimi lan. Bunlar ne lan? Tırsmadım değil ha. De. Sen nesin mübarek? Böyle bir yüzeye çıkalım, biz oksijenimiz bitiyor. Bu ne lan? Devasa mercan borusu. Evet, bizim şey burada. Şimdi şöyle bir şey var. Şu ne? O da mı öyle? Yanlış bir şeye gideriz acı. Nerede la bura? Ha, çıktık, üzerine çıktık. Bu ne? Şamandıra diyor lan. Ne oluyor lan? Şamandıra. Bir gir bakayım şöyle. Bunun içine nasıl gireceğiz? Ha. Evet, girdik. Üreticiyi kullan diyor. Aynen. Besin. Hiçbir şey yok. Kişisel koşullandırma. Şimdi ne? Temel malzeme, elektronik. Bunlar dursun bir. Besinde ne var? Su. Artılmış içeriği bilmiyor. Hızlandırılmış su artacak. Şimdi seni sen gel bakayım. Lan. Ben seni yakalamak istiyorum reis. Bu ne? Hurda yiyelim bunu. Burada metal diyor, aldık. Şimdi şöyle bir dolaşalım arkadaşlar. Oyun temel mantığı hayatta kalmak. Ve biz bunu başaracağız. Oksijen. Oksijen. Gidiyoruz ama yemedik. Fazla da uzaklaşmayalım mekandan. Ne olabilir? Şimdi ne yapacağım hiç bilmiyorum. Seni almak istiyorum. Buraya gel. Lan, niye almadı bu bunu? Abi. Almıyor ki bunu. Ha, hareketleri bak. Tamam. Almıyorsan alma, yapacak bir şey yok. Dağılın lan. Şöyle bir gidelim. Sanırsam orada bir şeyler var. Ney bu? Metal mi lan? Ha, bizim geminin parçası galiba lan. Ha, bunu alamıyoruz tabii ki de. Hay senin oksijenini. Su altı motor. Oksijen, oksijen bitiyor, oksijen.
Gözüm karardı vallahi. Kullan bakayım merdiveni şöyle. Şimdi asit mantarı niye bırakalım ki? Tasarım, işaret yönetisi, fotoğraf yönetisi, ses kayıtları. Ses kayıtları değil, orada metal. He, dur bakayım, şu şeyin içine biz bir girelim abi. Ayaklara bakar mısın ya? Üretici. Kaynaklar, temel malzemeler, titanyum. Tamam. Kişisel koşullandırma ne bu? Su geçirmez dolap diyor. Suda konumunu koruyan küçük depolama aracı diyor. Kişiselleştirmenin ne var? Donanım olarak sıradan O2 topu diyor. Yangın söndürücü, boru, yüzey, yüzer, hava pompası. Yangın tüpü sıkıştırılmış aslında olabilir mi ki? Güzel olur aslında, yangın tüpü yapalım. Bah 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 bah. Yeni tasarım oluştururdu, yangın tüpü. Şey, su tüpü lan. Sıradan o iki tüpü. Ha, başka bir şey yok galiba. Cam, titanyum, gümüş çerçeve. Evet, bu ne? Titanyum temel. Bir tane var. Sıradan o iki tüpü. Evet. Burada ne varmış? Tasarımlar, titanyum külçesi, artıcı. Şu ne? Onarım kullanıcıda kullan. Şuradakiler ne abi? Hasar telsi, onarım aracında kullan. Başka bir şey yok mu? Tıbbi malzeme. İlk yardım çekmeye gerek yok şimdi. Güneş enerji pili diyor. Merdiveni kullanalım ve çıkalım bakalım. De hava kararmaya başladı. Şöyle gün batmaya başladı sanki. Oh my god. Oh my god. Mükemmel, anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Şey, ben hurda bulayım ya. Şu kuşları falan bırakayım da bir. Ama hurda da yakıt lan. Ne yapacağım yakıtı? Şimdi şöyle bir şey var. Hava karardı. Ne oluyor lan? Bizim araç şurada. Ben şu araca girmem lazım. Çünkü hava karardı. Ben hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar. Gireyim ki sabah olsun. Sabah bakalım işlerimize, güçlerimize. Oturdu. Şey bu. Şey mi, buraya oturabiliyoruz mu ya? Oturamıyoruz. Üreticiyi kullan diyor. Üreticiyi kullanalım bakalım. Kullanıp bir şey yapamayız ama üreticide. Şimdi şöyle bir bakalım. Burada metal, titanyum 10 tane. Arındalarımız soruyor. O iki tüpü. Güzel. Donanım da bu. Yaşam kozası. Fotoğraf yok. Bunlar neymiş ya? Ses kaydı. Sualtı motoru. Sualtı motorunu görmüştüm ama almadım. Çünkü alamadım daha doğrusu. Almadım diye bir şey değil ki. Alamadım. Merdiveni kullanalım bakalım, sabah olmuş mu? Olmamış tabii ki de. Gir içeri. Gözlüğümü takayım şöyle de. Evet.
Neyi bekleyeceğiz derseniz sabah bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu neymiş? İlk yardım setine gerek yok. Ne yazıyor? Devre sınaması başarısız. İkinci sistemler çalışmıyor. Telsiz çalışmıyor. Yardım çağrısı yayını başarısız. Yüzdürme cihazları koşullandı, konuşlandı. Gövde bütünlüğü iyi. Ölelim biz abi. Bizim amacımız güneş enerjisi pile diyor. %25'e 25 diyor. Şimdi ne yapacağımıza bir karar verelim. Temel elektronikte ne varmış? Bakır, tel. Bunlar. Ha. Bakır cevheri bulursak pil yapacakmışız. Bakır cevheri. Tamam. Bakır cevheri. Besin, su. Arındırılmış içeriği bilinmiyor diyor. Şöyle bir şey yapsak, fenermen hiç bir şey yok ya. Klavye tuştan deniyorum ama. Lan. Yüzü üstü. Çıkalım yukarıya ya. Nasıl ya, gezegene bak. Kuşlar, böcekler. Kalori alınması önerilir. Evet, yemek alınma. Karnım acıktı ve ses geldi. Ama şu şeyi nasıl yiyeceğiz? Asit mantarını yiyebiliyoruz mu? Eti asitlidir. Mor mantar eti asitlidir diyor da. Ne var? Tasarımlar. Arındırılmış su. Yüzgeç, yüksek termometre, yemek. Tıbbi malzeme, telsiz, dolap. Büyük ihtimalle o şeyden yapacağız ya. Yemeği herhalde şuradan yapacağız. Üretici metinler. Bu değil la. Ha, şu. Besin diyor bak. Tamam. Bu besin. Bu değil. Şu besin. Su. Ama besinde de abi. Kaynaklar. Temel malzemeler. Neyse, sabah ola hayrola. Yavaştan açıyor herhalde ama. Evet, yavaştan değil bayağı. Hadi biraz besin bulalım. Yoksa bok yiyeceğiz burada. Bölgesel ışıma düzeyini. Nerede la? Anam, o balık ne lan öyle? Kaç. Sen nasıl seninle? Şöyle bir gidelim ya şeye doğru. Uzak mı?
Ne var ne yok bakmak istiyorum. Şuradaki ne? Şu taşı almam lazım. Neden ama öyle hissettim bilmiyorum neden. Bakırcı. Al lan onu. Manyak. Copper is an essential component of all powered equipment. Your probability of survival has just increased to unlikely, but laws. Aga o ne lan? 30 seconds. 30 saniyelik opsiyon kaldı da. Şey yapalım da benim yemek bulmam lazım. Yemeği nasıl bulacağız bilmiyorum ama. Ne oluyor oğlum ya? Daha iyi varmamışız. Gidelim şuraya. Nereden bulacağız kaloriyi ya? Demesi kolay ya. Öleceğiz mi ki? Ölüyor mu ki? Acıkınca. Ben ölmez diye düşünüyorum ama tabii ki de bilemiyorum. Ne haber nasıl oldu? Suyun altına girmek istemiyorum sanki bir şeyler olacak bir şey hissediyorum. Aha. Aha. Sen denesin böyle. İşte. Seni böyle canım. Sen nesin? Şöyle bir bakalım. Ne var ne yok şöyle. Orada bir bok yok. Bizim şu tarafta şey olduğuna göre dur bakayım şöyle bir çıkayım yüzeye de bir görelim ne var ne yok ya. Gelmişiz. Çok açım ya yapacağım. Kalori nereden bulacağız abi ya balık mı yiyeceğiz ki? Dur şu şeyin o ne lan? Işıma algılan ışıma derken niye çok böyle oldu? Acıktığımdan kafa gidiyor benim galiba da. Oha. Ha bu ne böyle? Derken. Sanırım öldük. Öldüğünüz ve bahane nesneler kayboldu. Çok güzel abi. Bravo. Oho. Benim besin bulmam lazım ya. Ya büyük ihtimalle balıktır ya. Başka ne olabilecek ki abi? Orada ne var la? Ha bakır cevheri gitti değil mi? Gireyim mi lan? Aaa! Al lan buradan. Uf. Kaç 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 kaç.
Saldırdı bildiğin hayvan. İt herif. Creature discovered. Alien life forms may have Kese balığı bulduk. Kese balığı applications. neymiş lan? Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Bizim şey nerede lan? Heh. Kese balığı ha. Evet, hadi bakalım. Neler yapabileceğiz? Kese balığımızla. Üreticiyi kullan diyor. Oo, besin çıktı bak. Pişmiş yiyecek su, pişmiş kese balığı. Güzel. Şimdi anlaşıldı abi. Peki onu nereden yiyeceğiz? Önemli olan soru bu. Tamam, güzel. Pişmiş kese balığımız var. Canımız acıktığında yiyelim. Kurutulmuş yiyecek diyor. Tamam. Tüketmeyelim şimdi de. Burada metal var. Evet. Şimdi burada metali malzeme titanyum. Yap bakayım titanyum. Evet. Bununla ne yapacağız? Kişisel donanım. Bu ne? Sıradan o kitabına gerek yalnız önce boru. Çalışan bir pompadan solunabilir. Hava taşımak için bir boru dizisi kullanılabilir diyor. Bu güzel cihaz. Borular hava pompalar. Bir boru zincirinin başlangıç noktasıdır diyor. Şeyde ne var peki? Su geçirmez dolap. Su geçirmez dolap yapalım. Evet, çok güzel. Çok güzel. Ben şimdi onu nerede kullanacağım onu bilmiyorum ama. Hızlı erişim hata diyor. Suda konumunu koruyan küçük depolama aracı. Yani diyor ki sana. Anlamadım. Tamam. Her neyse. Evet. Şimdi güç 67 kaldı. Şöyle bir merdiveni kullanalım, çıkalım bakalım bir. Bir balık daha yakalamak istiyorum da şöyle. Yelpaze değil de sen de asit mantarı. Sen nesin peki? Mercan diski. Alamıyor muyuz sizi biz? Mercan diskini alamıyoruz. Az önce şerefsiz bana bildiğin şeyi yaptı ya. Saldırdı ya. Hayvan ya. Böyle bir şey yok ya. Şimdi devasa mercan boyut borusu.
Sen nesin lan? Neyse sana bulaşmayayım. Küçüksün küçüksün ama etkin büyüktür senin. Şöyle bir gidelim bakalım. Ya dur, oksijen alayım da bir. Tamam, güzel. Şimdi dal abi. Metal bulmam lazım. Evet, şurada bir şeyler görüyorum. Bakalım oradan. Şunun içinde şey vardı galiba. Oo, ileri doğru gidince. Bunlar ne abi lan? Tarafta pek de insani olmayan şeyler var sanırsam. Sen nesin? Yavaştan kaçalım. Gidiyorum gidiyorum. Evet, akşam oluyor yavaştan ve biz şöylemesine bir kaçalım. Abi gece olunca çok korkutucu olmuyor mu burası ya? Sen olmuşsun. Şimdi üreticiyi açalım. Besin diyor. Pişmiş şey var. Pişmiş bumerang. O zaman yiyelim bunu. Ne yiyelim? Bumerangı yiyelim. Bunu da yiyelim abi. Evet arkadaşlar. Burada bitirelim. Evet, burada bitirelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz dediğim gibi. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.